Altınbaşak, ben bunun Türkiye'de yetiştiğini bilmiyordum. Eskiden Avrupa'dan yeni geldiğimde Türkiye'de bulamadım. Yurt dışından getirtiyordum. Kilosu 50 euroya getirtiyordum Türkiye'den. Bir gün Kaz Dağları'nda bitki fotoğrafı çekmek için gittiğimde, gezdiğimde baktım her taraf altınbaşak. Evet, şimdi bu altınbaşak otu idrar yolları enfeksiyonu, böbrek ve mesanedeki taş, kum, hem enfeksiyona hem taş ve kuma karşı, taşı kumu eritir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Birçok altınbaşak otu türü var. Bunlardan hakikisi olan Solidago virguare, Latincesi. Hakiki altınbaşak otu. Bunun birleşimindeki etken madde de %2,5-3 oranında destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz. Şimdi Türkiye'de 300 tane firma var. Maşallah çok güzel, çok iyi. Belki daha çoktur. Kayıtsızlarla beraber 1000'i geçer. Birçok firma bitkisel gıda takviyesi üretiyor. Ama nasıl üretiyor? Otu alıyor, değirmeninde öğütüyor, kapsülü doldurup satıyor. Etkisi nedir? %1. Neden? İçindeki etken madde, otunu öğütüp toz haline getirip hap yaparsanız, kapsül yaparsanız içindeki etken maddenin %1. Etkisi de %1 olur. Bu yanlış. Ne yapmamız gerekiyor? Destilasyonla veya ekstraksiyonla damıtılarak elde edilen özünü kullanmamız gerekir. Türkiye'de bunu birçok firma bilmiyor. Ben birçok firmayı arıyorum mesela. Sizin elinizde şu ürün var mı diye. Tanımıyor bile. Ya sen orada kimsin? Ben burada yetkili mühendisim. Ama bilmiyorsun. Bitki bile tanımıyor. Yani Türkiye'deki birçok firmanın görevlisi, müdürü, yetkilisi bitki tanımıyor. Biz bununla ilgili çok güzel bir site hazırladık. Doğaltedavi.org. Doğaltedavi.org. Evet. Bu site dünyada en çok şifalı bitkiler resmi bulunan bir site. Fotoğrafı bulunur. Aynı zamanda bu bitkilerin ne tür özellikleri var? Detaylı olarak, ayrıntılı olarak bilgisi de mevcut. 10.500 bitki fotoğrafının 7.000'ini kendim çektim. Dünyada en çok bitki fotoğrafı çeken kişilerden biriyim. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz.